Herkese merhaba arkadaşlar. Ben ODTÜ Tek takım kaptanı Serkan Can. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz sene pandemi dolayısıyla SOLIDWORKS eğitimlerimiz online olarak yürütüldü ve bu kapsamda takım üyeleri olarak bazı videolar çektik, videolar kaydettik. SOLIDWORKS programını anlatan nasıl çizim yaparız, nasıl katı oluştururuz, nasıl assembly yaparız. Bu videoları çektik ve yeni adaylarımızı attık. Bu sene de aynı videoları kullanıyoruz eğitim çerçevesinde. Fakat ihtiyaca göre ikinci haftaya ve altıncı haftaya bazı videolar ekledik. Şu an izlediğiniz videoda bu eklenen videoların ilki. Diğerleri de son haftada karşınıza çıkacak. Bu videonun amacına gelmek gerekirse yine geçtiğimiz sene bazı adaylarda bazı problemlerle karşılaşılmış ve bunlar sonucunda aslında ödev olarak insanlara teknik çizim yolluyoruz. Ama bu teknik çizim ne anlatır? Bu teknik çizim nasıl okunur? Bunları anlatmıyoruz diye bir eleştiri geldi, bir geri dönüş geldi takımımıza yeni katılan arkadaşlardan. Biz de ikinci haftaya, yani aslında üç boyutlu katı oluşturmaya geçtiğimiz hafta oluyor. Böyle bir yardımcı video koymaya karar verdik. Bu videoda 4 adet PDF üzerinden teknik çizim nasıl okunur ve bu nasıl bir katıya dönüştürülür, SOLIDWORKS'ta nasıl çizilir, bunu anlatacağım. Bu 4 çizimde bizim geçtiğimiz sene ürettiğimiz Alize ve Lodos isimli araçlarımızda kullandığımız parçalar. Hepsinin bir işlevi var, yani aslında üretime giden teknik çizimler üzerinden anlatacağım. Şimdi ekranda gördüğünüz U parça dediğimiz parça üzerinden başlayacağız. Öncelikle bu parça ne işe yarar onu anlatayım. Şuradan şasinin profilleri geçiyor böyle bir boru halinde. Sonra yani bu şasiye oturduktan sonra bu parça şuradan da bir civata yardımıyla buraya gelecek komponenti tutuyor. Buraya gelecek diğer üyeyi tutuyor. Başka U parçalarla beraber. Bu parçanın işlevi aslında bu. Teknik çizimi size attık ödev olarak diyelim. Önce dikkat etmeniz gereken 3 boyutlu görünümü, trimetric view yazıyor altında. 3 boyutlu görünümü koyuyoruz. Yani nesne üretildikten sonra nasıl gözükecek? Önce bunu koyuyoruz. Buna bakarak başlamanız size diğer aslında detayları gösterdiğimiz, ölçüleri gösterdiğimiz diğer çizimleri anlamanıza yardımcı olacaktır. Bunu koyduktan sonra burada üstten, önden ve sağdan, yani üstten görünümü, şuradan görünümü, önden görünüm, bu açıdan görünümü, sağdan görünüm de şu açıdan görünümlerini göreceksiniz. Şimdi burada ne anlama geldiğini bilmeniz gereken bazı şeyler var. Mesela eğer ortada bir delik varsa, bir boşluk varsa, şurada gördüğünüz gibi artı işareti kullanılır. Yani burada sadece bir yuvarlak olsaydı biz bunun bu taraf, yani 3 boyutlu görünümden görebiliyoruz gerçi de, olmadığını varsayalım. Bu tarafa doğru büyüyen bir silindir mi yoksa bir boşluk mu olduğunu anlamazdık. O yüzden burada bir artı işareti var. Yine burada da bir artı işareti var ki bu deliğin merkezini gösteriyor ve burada bir delik olduğunu işaret ediyor. Kesikli çizgiler ne anlama geliyor peki? Kesikli çizgiler aslında mesela üstten baktığımız zaman, şuradan baktığımız zaman şu delikle ilgili bir şey göremiyoruz, değil mi? Ama burada bir delik var. Oradan baktığımız zaman gözükmeyen fakat onun altından geçen, İşte bu bir delik olur veya başka bir şey olur. Onu göstermek için de kesikli çizgiler gösteriliyor. Yani mesela bu üstten görünümdeki şu iki kesikli çizgi az önce şasiye oturuyor dediğim deliğin sınırlarını bize gösteriyor. O açıdan bize yardımcı oluyor. Bunun üzerinden belki bir ölçü vereceğiz. Belki de sadece deliğin üstten göründüğünde oradan geçtiğini gösterir bize. Teknik çizimi bu şekilde okuyup önce
neyin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Peki nasıl çizilir? Bu da önemli bir soru aslında. Öncelikle genelde daha fazla karmaşık olan, daha fazla detay gösteren çizimden başlanır. Genelde o da burada baktığımız zaman önden görünüm olan şu. Yani nesnenin az çok neye benzediği önden görünümde, front view dediğimiz görünümde belli oluyor. O yüzden önce bunu çizeriz. Sonra ekstrüzyasyon ile şu ölçü kadar bunu genişletiriz. Bu ölçünün ne olduğunda mesela önden görünümde gözükmüyor. Gideceğiz top view'a bakacağız. Top view'da bu iki uzantının arasının 35 mm olduğunu göreceğiz. Ondan sonra da ekstrüzyasyon ile bunu o extrude komutu ile eğer İngilizce kullanıyorsanız 35 mm genişleteceğiz. Ondan sonra da bunu genişlettiğimiz zaman mesela şu ortadaki boşluk açılmamış olur. Onu da yine gerekli yerlere skeç açarak, gerekli yerlere iki boyutlu çizim açarak, plane atayarak kesebiliriz. Şimdi bunun daha önce çizilmiş halinin hangi aşamalardan geçtiğini gösterelim. Şimdi bu yanda bunun oluşturulma aşamaları var gördüğünüz gibi. Bakın önce şu çizim çizilmiş burada. Dediğim gibi önden görünümü şu şekilde çizilmiş ve gerekli dimensionlar atanmış, gerekli ölçüler atanmış. Ondan sonra ne yapmış? Bak extrude komutu ile bunu extrude komutu ile bunu 35 mm olacak şekilde genişletmiş ve şöyle bir katı elde etmiş. Ne dedik? Bunun ortadaki deliğinin de sonradan açılması lazım. Şu anda eksik olan şeyimiz o. Sonra gelmiş. Bakın. Şuraya bir plane atamış. Eğik şekilde. Sağdan görünüme bir plane atamış. Ve onu dikdörtgen şekilde kesmiş. Daha sonra da şuradaki fillet'ları fillet komutu ile fillet komutu size gösterilmemişse de gösterilecektir şurada. Fillet komutu ile şuradaki kıvrımları vermiş. Çizimi bu şekilde. Önce karmaşık olandan başlıyor. Sonra detayları veya eklemesi gereken şeyleri ekliyor. Şimdi ikinci çizimimize geçelim. İkinci çizimimizde bir shaft. Bu shaft silindirik bir parça. Gördüğünüz gibi şurada görünümü verilmiş. 3 boyutlu görünüm yok. Bu silindir olduğu için herhangi sağdan görünüm olabilir mesela. Ve bu boyutta şu A işaretlerini görüyorsunuz değil mi? Şunları. Bu A'lar şeklin ortasından geçen bir plane gibi düşünün. Bunu ortadan ikiye kesiyor. Sonra üste çıkartıyor bunu. Diyor ki bak diyor section AA yani biz bu şekli ortadan ikiye bölersek böyle bir şekil gözükür. Burada taralı olan kısımlar doludur. Taralı olmayan kısımlar boştur. Yani içindeki detayları göstermesi için aslında bu section view'e ihtiyacı var. Şuradaki kıvrımlı yapıda bunun dişli özelliğini gösteriyor. Bunu çizerken kendiniz tabii tek tek çizmiyorsunuz. Ayrı bir diş komutu var, onunla çiziyorsunuz. Bu da bunu gösteriyor. Bunu çizerken nasıl bir yol izlenir? Silindirik bir yapı, revolve komutu ile ölçülebilir. Önce şu farenin takip ettiği yol çizilir. Sonra bu döndürülerek katı oluşturulur. Onu da nasıl çizildiğini buradan görelim. Önce dediğim gibi şöyle bir skeç çizilmiş. Ne yapmış? Bak şu şeyi takip ettirmiş. Sonra bu üstteki kısmı şunun etrafında döndürerek revolve komutuyla katı oluşturmuş. Daha sonra ne yapacak? İçerideki şeyi de oluşturacak, değil mi?
İçerideki şeye geçmeden önce şu şeyi üstteki şeyin şeklini tamamlamış. Ondan sonra Cut Revolve'a bakalım. Cut Revolve'da da içerideki deliğin şeklini çizmiş. Ondan sonra şu çizgi etrafında döndürerek Cut Extrude ile Cut Extrude değil pardon Cut Revolve ile içerideki deliği de açmış. Daha sonra dediğim gibi dişler için bunu tek tek siz çizmiyorsunuz. Burada thread komutu var. Thread komutundan dışarıdaki dişi önce sonra içerideki dişi eklemiş. Daha sonra da chamfer ile ucuna bir eğiklik vermiş. Bunun çizimini de bu şekilde bitirmiş. Siz de bu sizin ödevlerinizden biri değil aslında ama böyle bir ödev size geldiği zaman önce bir üzerinde düşünün nasıl çizilir, nasıl yapılır. Ondan sonra uygulamaya geçin. Bu dediğim gibi revolve komutu ile çok daha basit şekilde çizilebilecek bir parça. Üçüncü parçamıza geçelim. Üçüncü parçamız da yine burada bizi bir üç boyutlu görünüm karşılıyor. Ve onun işte şu taraftan, ön taraf diyelim biz buna. Şu taraftan çizimi burada verilmiş. Üstten görünümü burada verilmiş. Sağdan görünümü, şu açıdan görünümü de buradan verilmiş. Böyle bir parça. Bunlara da biz A kol diyoruz. Burada daha detaylı olan görünüm hangisi? Şu görünüm. Önce bu görünümü çizersiniz. Sonra şu kalınlık kadar. Bu kalınlığı da şuradan alırsınız. Bunu extrude edersiniz. Daha sonra da üstteki deliği açarsınız ve eklemek istediklerinizi eklersiniz. Burada yine gördüğünüz gibi artı işaretleri var. Şöyle yakınlaştıralım buraya. Artı işaretleri var. Bu burada bir deliğin varlığını gösteriyor dediğim gibi. Burada bir slot kanal var. Bu da başa ve sona artı koyarak burada bir boşluk olduğunu göstermiş. Şuradaki çizgili şeyler de aslında önden baktığımızda görülmeyen fakat buradaki deliğin varlığını, buradaki deliğin slotlara göre konumunu göstermek için bize yardımcı oluyor. Yine alttaki delikler de aynı şekilde. Bunun çizimi hangi aşamalardan geçmiş? Dilerseniz ona bakalım. Parçamız bu şekilde. Yanda yine nasıl çizildiğini gösteren bir şey var. Ağacımız var. Önce Boss Extrude ile başlamış. Ne yapmış? Gördüğünüz gibi bakın. Şeklin tam ortasına bunu çizmiş. Slot kanallarını da ön görünümden açmamış. Sonra bunu Boss Extrude komutu ile bir katıya dönüştürmüş. İlk katıya dönüştürme şeyi de burada zaten. Bakın gördüğünüz gibi daha üzerinde ne slot kanalı var ne delik var. Şöyle bir yapı elde etmiş. Daha sonra bunların üstüne farklı skeçler açarak delikleri ekleyecek. Gerekli şeyleri ekleyecek. Daha sonra bir cut extrude'umuz var. Ne yapmış? Bu sağdaki deliği açmış ve şurada gördüğünüz delikleri açmış. Daha sonra yine yukarıdaki deliği açmak için yukarıya bir skeç atmış ve onun deliğini açmış. Daha sonra ne yapmış buradan görüyoruz. Fillet'ları eklemiş alta ve üst taraflara. Kıvrımları eklemiş. Daha sonra slot kanalları dediğimiz kanalları açmış. Görüyorsunuz burada onları yeniden çizmiş. Orta plane'e ve üste doğru sadece bu sefer cut extrude yapmış. Şeklin tamamından geçmediği için. Daha sonra evet, slotları dedik. Bu şekilde şeklin çizimini tamamlamış. Siz de bu şekilde teknik çizimi okuyarak kafanızda bir yol haritası belirleyebilir. Daha sonra adım adım işte çizimi tamamlayabilirsiniz. Kingpin'e gelelim. Kingpin de yine bizim kullandığımız bir parça ve bu şu dört parça içerisinde en karmaşık çizimi olan parça. Bunu da en sonunda bir göstermek istedim. Şeklin üç boyutlu çizimi bu şekilde alt tarafta verilmiş. Üste gayet karmaşık birkaç çizim var. Ne olduğunu şu anda anlamıyor olabilirsiniz.
Çok normal. Evet. Şu görünüm belli ki bu taraftan baktığımızda gördüğümüz görünüm. Üst tarafa çizilmiş. Bu görünüm ise şurada gördüğümüz görünüm ise bu yüzeyin görünümü olduğunu zaten 3 boyutlu çizime sonra da detaylı görünümlere, ölçülerin verildiği görünümlere baktığımız zaman anlıyoruz. Şimdi dediğim gibi çok karmaşık bir çizim. Üzerinde çok fazla detay var. Karmaşık bir parça. Bu nedenle mesela şunu büyüttüğümüz zaman arkadaşlar şurada bir B çemberi görüyoruz. Bu B çemberi ne demek? Burada bir detay var demek. Ve ben bu detayı eğer sadece bu görünüm üzerinden gösterirsem hem şekil karmaşıklaşır hem de anlatmak istediğimi anlatamayabilirim demek. O yüzden bu B görünümünü detailed view olarak başka bir yanda göstereceğim demek aslında bu. Ne olmuş? Buraya almışız. Detaylı görünüm B detayı başlığı altında. Bu deliklerin birbirine göre konumunu, deliğin çapını, deliğe üretme sırasında ne geleceğini eklemişiz. Bu detaylı görünüm şekil üzerine ayrı bir taraftan bakılır gibi çizilemez. Dediğim gibi bu ön tarafın bir detayı. Bunu siz çizerken sadece şu görünümü çizeceksiniz ve dimensionlara, ölçülere bakarken yandaki çizimden bakacaksınız. Yine aynı şekilde burada sağ taraftan baktığımızda bir dikdörtgen gözümüze çarpıyor. Diğer ölçüler burada verilmiş ama bu dikdörtgenin detayları ne yapılmış? A çemberine alınmış. Sonra demişiz ki A detayı böyle böyle bir detaydır. Bunun boyutları 10'a 15'tir. Bunun kenarlara olan uzaklığı 3,5 mm'dir. Alt kenara olan uzaklığı da 10 mm'dir demişiz. Radyusu atmışız. Bu dikdörtgenin de detaylarını burada vermişiz. Dikdörtgen ne kadar kesecek onu görebiliyor muyuz? Bu sağdaki görünümden göremiyoruz. Detaylı görünümden göremiyoruz. Nereden görüyoruz? Önde bakın. Şöyle bir dikdörtgenin geleceği yerde kesikli çizgi var. Onun derinliği de burada 5 mm olarak verilmiş. Bir de üstten baktığımızda iki sayfalı bir çizim bu. Size bu kadar karışık bir ödeviniz yok zannedersem. Üstten göründüğünde de diğer detaylar bu şekilde. Burada işte bu deliğin konumu, deliğin yarı çapı verilmiş veya deliğe üretme esnasında ne gelecek? Onlar da bu alttan görünüm olabilir. Onlar da burada verilmiş, detaylandırılmış. Teknik çizimi bu şekilde adım adım okuyarak kendinize bir yol haritası belirleyebilirsiniz. Önce şu ön taraftan görünümü çizip extrude edebilirsiniz veya üstteki şu çıkıntının da gözükmesi için sağ taraftan çizer. Ondan sonra bu detayları ekleyebilirsiniz. Size kalmış bir nesnenin sadece tek bir çizim olacak diye bir kural yok. Şimdi bunun da çizim aşamalarına bakalım. Sonra videomuzu bitirelim. Umarım işe yarar bir video olmuştur sizin için de. Önce dediğim gibi bu sağdan görünümü dikdörtgen şeklinde çizilmiş. Sonra bu extrude ile şöyle dümdüz L şeklinde bir dikdörtgene dönüştürülmüş. Daha sonra detaylar teker teker eklenmiş. Önce üstteki delik açılmış. Daha sonra alttaki delik açılmış. Daha sonra ne yapılmış? Bakın buradan. Ben PDF'de anlatırken ön dedim ama burada right denmiş. Buradaki detaylar çizilmiş. Buradaki detaylar extrude edilmiş, eklenmiş. Daha sonra fillet'lar, kıvrımlar eklenmiş. Gördüğünüz gibi bir sürü fillet var şeyin üzerinde. Siz de zaten önce bir L şeklinde bir dikdörtgen elde ettiğimiz için, düz bir şekilde elde ettiğimiz için bu kıvrımlar daha sonra fillet komutuyla tek tek eklenmiş. Burada yine ortadaki delik için bir cut extrude'umuz var. Bu şekilde de kingpin parçası daha önce araçlarda kullanılmak üzere çizilmiş.
Dersimizin sonuna geldik. Umarım PDF'den yani teknik çizimden nasıl bir parça çizebiliriz, ne aşamalardan geçer, iyi anlatabilmişimdir. Size gönderdiğimiz ödevlerde de önce ödevin teknik çizimini inceleyin, kendinize bir yol haritası belirleyin. Daha sonra çizmeye başlayın. Bu şekilde daha az zorlukla karşılaşarak çiziminizi, ödevinizi bitirip bize gönderebilirsiniz. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğitimimize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Eğitimler bitince veya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.